Bir dakika. Bırak o işleri. Bu kentte ne anlarsınız bu işlerden? Bir dakika. Köpeksiz köyde delinsiz gözlersiniz. Sahili bir tek orası kaldı elimizde. O sahili ortadan kaldıracak, sahili sahil olmaktan çıkaracak bir proje bu. Mesela o proje içinde, bir rapor içinde şöyle bir şey söylüyor. Belli aralıklarla 4 metre derinliğinde zemin temizliği yapılması gerekir. Şimdi yapalım. Bir önceki belediye başkanı buna yakın para harcamış. Oraya bir marine yapmış. Eksiklerini tamamlayalım. Madem yapılacak olan da buna benzer temizlikle bilmem ne. Sayın Deveci, projeyi yap, parasını ben vereceğim. Yap hadi bakayım. Yap, etmeyin. Yani yapılabilir. Mevcut marinanın yapılmasında emek veren, işte görüş belirten belediye başkanı yoksa mühendisler burada, belediyede, orada, buradalar. Ortak akıllı yapalım sevgili başkanım. Yapmayın. Atakum'a kıymayın. Atakum'la çok uğraşıyorsunuz. Atakum'da yeşili ticaret alanına çeviriyorsunuz. Deniz kafeyle herkes karşınıza çıktı. Herkes bir şey söyledi. Yani yapmayın bunu. Niye yapıyorsunuz? Gerçekten yapmayın. Sayın Deveci, beraber tartışalım. Sözünüz bitti mi? Sayın Deveci bitti mi? Beraber tartışalım. Ne bileyim bu kentte bilim adamı var, mühendisi var. Birlikte bir ortak bir şey yapalım. Mevcudu tahkim ederek, düzelterek, kullanılabilir hale getirelim ve herkes memnun olsun. Herkes içinde yaşadığı şehre sahip çıksın. Oraya koca bir kitle koyuyorsunuz. 200 dönüm bir dolgu alanı. Arkada bir yapılaşma olmuş, imar planı yapılmış. Ne yapacağız o imar planını? Ne olacak oradaki binalar? Sayın Deveci, bitti mi sözünüz? Bitti, evet, buyurun. Evet. Başka söz isteyen var mı arkadaşlar? Siz bunun üzerinde Sayın Cemil Deveci diyor ki, yıkmayın, Atakum'la uğraşmayı bırakın. Ah Cemil Bey, ah. 5 yıllık başkanlık döneminizde Atakum'un canını okudunuz, farkında değilsiniz. Ya yalı kafe için siz hayır dediniz. Marina gibi yatırıma karşı çıkıp aklınız sıra burada milletvekili gelip basın açıklaması yapıyorsunuz. Ne anlar o işlerden ya? Ya siyaseti buraya kadar bir milletvekili düşürmenin ne anlamı var? Samsun şehri açısından. Yani çok mahcup oldum, taaccup ettim. Şu işe bak ya. Bir şehir marina yapacak. Bir marinayı yıkıyor, başka bir marina yapıyor. O marinayı ben yapmadım. O marinayı ben yapmadım. Sizden bir önceki belediye başkanı yaptı. Hayır, olmadı. Olmadı. Siyaset yapmıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Sevgili başkanım, yapma. Bu kentte beni... Bir dakika. Bu kentte beni en iyi tanıyan sensin. O kadar değil. Köpeksiz köyde deliksiz gözlersiniz. O kadar değil. Kabul etmeyenler... 12-13 tanenizin evet. Orada yazlığı var, evi var. Hoş olduk. Görüşeceğiz. Sizin de orada eviniz var, orada oturuyorsunuz. Kimin evi? Sizin de orada, Atakum'da oturuyorsunuz. Denize kenarına gelmiyor musunuz? Biz inşa ediyoruz, inşa ediyoruz. Ne inşa ediyorsunuz? Yıkıyorsunuz, döküyorsunuz ya. Yapmayın gözünüzü. Evet. Kaçıncı maddeyi? Anlaşamadığımız nokta şurası. Kaçak yapıları... Bak, kötü bir şey söylemiyorum. Sayın İpek. Bak, burada söylemiyoruz Sayın İpek. Burası ortak bir şey oluşturalım meclisi. Diyoruz yani, tartışalım. Benim mesleğim mimarlık. Benim bir defa ben hata yaparsam benim yönetimimde... Mühendisleri belediye başkanı yapmamak lazım. Not alın bunu bir yere yazın. Tabii. Sizin gibi hiçbir iş yapmayan adamları yapmak lazım. Atakum'da öncekilerin üçü de mühendisti. Üçü de mühendisti. Bir konuşalım seninle. Değerli arkadaşlar, şu anda bizim Hürriyet'ten 19 Mayıs'a kadar kıyı alanına bitişik tüm kamu arazilerini de proje kaplamında tahsis alıyoruz. Ve oraları tamamen evet, şık bir projeyle koruyarak kullanıcı projeye konu ediyoruz. Siz bunlarla uğraşacağınızı ben bir gece kaçak yapı yaptım, yıktım, orada müdahale ettim büyükşehir olarak. Siz o kaçak yapılarla uğraşın. Başkanım, orada kaçak yapıyı yandakini yıkmadınız ama orayı da söyledik. Onlar da işlem başlatıyor. Yıkım yetkisi ilçenin elinde. Hemen derhal yıkın. Buyurun. Tamam. Ama yalı kafenin içinde de var başkanım. Sonunda kaçak yapı. Yalı kafenin içinde kaçak yapı var başkanım. Tespitleri yazın da görevlerini hatırlatın. Başkanım, yalı kafenin içinde sonunda kaçak yapı başkanım, var. Onu yeni başkanım. İşte balıkçı. Bu inandırıcı olmaz. Belediyenin yanındaki bütün o projeyi Allah aşkına bir görün. Su başına gidip bir bakın. Yahu Sarı Gazete'deki projeyi bir görün. Sahil projelerini bir görün. Değerli bu arkadaşlar. Proje doğru başkanım, destekliyoruz. Ama, bu proje doğru. Ama doğru. Burada Atakum'da. Ama sanayi sitesini gene gelip Atakum'a kuruyorsunuz. Hem de Heyelan bölgesine. 5 yıl bak şimdi Heyelan diyor hala Heyelan diyor. Evet, Heyelan bölgesi. Bak. Türkiye'nin en önemli sanayi projesine aklı sıra attı bir çamur, izi kalsın. Atmadım. 30 katlı binaların olduğu yer, bilim adamları söylüyor, 30 katlı binaların olduğu yer, Atakum'un üçte biri
Eğer Ladik'te, Havza'da 6-7 şiddetinde deprem olursa 20 ile 40 kilometre kalınlığında kayacak diye konuşuyorlar televizyonlarda. Atakum Belediye Başkanı söylediklerine bak, aman Allah'ım ya. Bunu söylememek için, bunu söylememek için sormadığım yer kalmadı. Her şeye rağmen şunu ifade etmek istiyorum.